Harika. Tamam, hoş geldiniz hepiniz. Tekrar İlkeciğim, çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Sesini de duymak çok güzel zaten. Hepimiz buradayız. Yani bu kadar çok kişinin kişiyle beraber kişiye bir konuşma yapmamıştım daha önce. Bu benim için de çok büyük bir şey. Ordine olduktan sonra yaptığım ilk Türkçe konuşma, o bakımdan da önemli ve anlamlı. O yüzden geldiğiniz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Bugün korkudan bahsedeceğiz. Korkudan, korkuyla ilişkimizden bahsedeceğiz. Budist öğretilerin korkuyla ilişkimizi nasıl değiştirebileceğinden bahsedeceğiz. Bunlardan önce birazcık size kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçoğunuzu tanımıyorum ama bir şekilde bir iletişime geçirmek için, belki bir konteks verebilmek için birazcık kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra korku nedir, ondan bahsedeceğim birazcık. Korkunun yol açtığı, hani böyle hoşumuza gitmeyen neleri yol açar, ondan bahsedeceğim. Çeşitleri nelerdir? Daha sonra da en sonunda dört tane öneride bulunacağım. Budist öğretilere dayalı, korkuyla barışabilmek için yapabileceğimiz farklı önerilerde bulunacağım. Eğer aklınıza bir soru takılırsa bu konuşma sırasında lütfen onu not alın. Sonunda soru cevap benim için çok önemli. En çok hoşuma giden şeylerden biri o soru cevap kısmı. O yüzden lütfen sorularınızı unutmayın. Sorularınızı duymayı istiyorum gerçekten de. Tamam, ben kimim? Benim adım Varadi. Bu adı bir ay önce aldım. 2006 yılından beri Melbourne, Avustralya'da yaşıyorum. Bayağı uzun zaman oldu. Bayağı uzun zamandır buradayım yani. Budist yolculuğumda 2013 yılında bir meditasyon kursuyla başladı. Yaklaşık bir ay önce de Triratna Budist Birliği'nin bir üyesi oldum. Budizm'e tanıştığım zaman, tanıştığım ilk vakitlerde hayatım bir dönüm noktasındaydım gibi düşünüyorum. Doktoramı bitirmiştim. O zamana kadar kendimi doktoraya adamıştım uzun süre. Birkaç yıl boyunca özellikle hayatımdaki en önemli şey bu işte akademisyenlik, işte bu eğitim falan, doktorayı bitirme çabasıydı. Bir yanda doktoru bitince hayatımda belki de aslında hep arka planda olan ama yüzleşmek zorunda kalmadığım sorularla yüzleşmek zorunda kaldım. İşte şimdi hayatımı neye adayacağım, ya da hayatımın anlamı nedir, ya da gerçekten ben ne yapıyorum gibi soruların hepsi de bir anda yüzleşmek zorunda kaldım. Yani öyle bir dönüm noktasına geldim ve bence bu benim teorim. Bilmiyorum siz de böyle düşünüyor musunuz ama her zaman arkada bu sorular var zaten. Yani gündelik hayatımızın içerisinde de var ama bu sorularla karşılaşmamak ya da bunları düşünmemek için yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki kendimizi meşgul tutabiliriz, tatile gidebiliriz falan. Fakat bazen hayatta dönem dönem bu sorularla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Bilmiyorum, belki karantina zamanında belki sizin de başınıza gelmiştir. Birdenbire benim için ne önemli gerçekten, kendimi neye adayabilirim? Bu soruları gerçekten düşünmemiz gereken zamanlar yaşamış olabilirsiniz siz de. Bu esnada işte tam böyle bir hani birazcık bir boşluk içerisindeyken meditasyon kursuna yazıldım. Meditasyon kursuna yazıldıktan sonra benim için çok çabuk gelişti her şey. Yazılır yazılmaz anladım ki tamam, bunda benim için anlamlı bir şey var. Meditasyon ve Budizm içinde benim kafama yatan, içime sinen bir şey var ve kendime adayabileceğimi düşündüğüm bir şey var bu Budizm içinde. Bu benim için çok çabuk gelişti. Bunu anlamam çok uzun sürmedi. Sanki bütün hayatım boyunca aradığım bir perspektif, hayat tarzı, düşünme biçimi ya da oluş biçimi sunduğunu hissettim bana. O yüzden benim için çok çok önemliydi ve çok anlamlı bir anda girdi hayatıma. Budizmle beraber aynı zamanda yoga ile ilgilenmeye başladım, beden farkındalığı ile ilgilenmeye başladım. Birçok şey hayatımda değişmeye başladı ve yeni yeni şeyler girmeye başladı hayatıma. Hayatımdaki en büyük değişiklik büyük ihtimalle endişe, korku ve stresle ve umutsuzluk hissinin, daha doğrusu hayatımın üzerindeki etkisinin biraz azalması oldu. Bu giderek azalan bir şey ve bunun farkındayım. Küçük gruplarımızda demin de konuşuyorduk. Hani gerçekten de Budist pratiğin etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Hani kısa zamanda görebiliyorsunuz. Daha da devam ettikçe de hayatım hani
pratiğe dayalı devam ettikçe de bunun daha büyük etkilerini görebiliyorum. Çünkü genel olarak ben endişeli bir insanım. Endişeli bir insan olduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum sizde başka endişeli insanlar var mı bu grupta ama hani ve bunu rahatladığım zaman fark ediyorum. Mesela Vajra Çakşı'nın deminki meditasyonunda giderek daha da rahatlamaya başladığım zaman o meditasyon içerisinde şeyi fark ediyorum. Aa, aslında ben gerginim. Böyle üstünde bir hani biraz bu gerçekten de gerginlik kazanmaya başladıkça ne kadar gergin olduğunu anlıyor insan birazcık da. Yani bu endişe de böyle bir şey. Endişeden uzaklaşmaya başladıkça aslında ne kadar çok endişeyi taşıdığımı fark ettiğim zaman içerisinde ve hala fark ediyorum. Bu benim için hala devam eden bir şey. O yüzden başlayacak suyla konuşurken ne hakkında konuşalım diye korkuyla ilgili konuşmak ister misin deyince bu çok iyi bir fikirmiş gibi geldi bana. Çünkü gerçekten de üzerinde düşündüğüm bir konu bu. Ben korku, endişe, stresi birbiriyle değişmeli kullanıyorum ama aslında aralarında küçük önemli farklar var. Onlara belki sonunda değiniriz. Fakat şimdilik onları birbiriyle eş gibi kullanıyorum. Peki korku nedir? Şimdi korkunun ne olduğunu anlayan hepimiz tabii ki eminim ki bir fikri vardır. Küçük bir deney yapmak istiyorum sizinle. Şöyle elinizi açın avucunuzu. Bunu vücudunuzda ne bileyim böyle rahat bir yere koyun. Bunu böyle dizlerinizin üzerine ya da bacağınızın üstüne böyle hani avucunuz yukarıya bakacak şekilde rahat bir yere koyun. Elinizi bırakın yani şey böyle bir yere. Sonra birkaç nefes alın. Beden farkındalığı. Demin yaptığımız meditasyon gibi birkaç nefes alın. Nefesinizin kalitesine dikkat edin. Derinliğine dikkat edin. Daha sonra şöyle elinizi yumruk yapalım. Böyle sıkalım elinizi. Yeni bir. Şimdi böyle bunu sımsıkı tutup bir de böyle nefes almaya çalışalım. Böyle nefes almaya çalışalım ve bu nefesin kalitesine ve derinliğine bakalım. Bu şu anda hissettiğimiz şeylere bakalım. Tamam şimdi bunu bırakabiliriz bu egzersizi. Bilmiyorum fark ettiniz mi ikisinin arasındaki hissel ve duygusal durumu? Hani bir, ikisinin arasında bir fark var değil mi? İçinde bulunduğumuz durumun bir farkı var. Hani korktuğumuz zaman da buna daha yakınız. Çünkü bakış açımızın küçüldüğünü hissedebiliyoruz. Huzur ve güven kayboluyor. En önemlisi de seçeneklerimizi göremiyoruz. Varsa da önümüzde her zaman birçok seçeneğimiz var ama böyle olduğumuz zaman gergin ve sıkı ve küçük hissettiğimiz zaman kendimizi daraldığımız zaman seçeneklerimizi göremiyoruz. Bu da korku halinin önemli karakterlerinden biri bence. Peki uzun zaman korku içerisinde geçirmenin zararları nelerdir? Ya da uzun zaman kendimizi sıkı sıkı tutmak nelere yol açabilir? Birçok negatif şeye yol açabilir. Hepimizin de eminim bir sürü örneği vardır bununla ilgili ama dünyamızın küçülmesine yol açabilir. Çünkü korkuyla baş edebilmek için genelde yapılan şeylerden bir tanesi bir sürü strateji geliştirmek değil mi? Mesela bir örnek vermemiz gerekirse diyelim ki sevgilimiz bizi terk etti. Çok üzüldük, çok acı çektik. Daha sonra yeni bir ilişkiye başlamadan önce ya da yeni biriyle hani yakınlaşmadan önce içimiz eğer korkuyla hareket edersek hani bir daha acı çekmek istemiyorum, bir daha üzülmek istemiyorum. Bunun cevabı bu stratejiyi geliştirdiğimiz zaman ne oluyor? Etrafımızı böyle bir kendimizi izole ediyoruz insanlardan değil mi? Uzaklaştırıyoruz. Korku bir bariyer oluşturuyor hatta. Ve dünyamız küçülüyor. Yani güvenmemeye karar veriyoruz değil mi? O yüzden bu korkuyla eğer korkularımızla yüzleşemezsek ya da barışamazsak ya da anlamaya çalışmazsak kendimiz küçücük bir dünyanın içinde bulabiliriz korkularımızın yönettiği. Başka bir şey de bu korkunun yol açtığı hayatı kontrol etme isteği değil mi? Başka insanları kontrol etme isteği, her şeyi planlama hissi. Bilmiyorum eğer aranızda planlamayı çok seven ve planlamadığı zaman hayatı kaos halinde yaşayabilecekmiş gibi olduğunu düşünen insanlar var mı bilmiyorum. Ben biraz öyleyim. Planlamaya bayılıyorum. Bunun altında yatan arada bir sormamız lazım değil mi? Bunun altında korku mu yatıyor? Bir şeyi kontrol etmeye mi çalışıyorum? Bu kontrol etme hissi benim hayatımı yönetiyor mu? Değil mi? Çünkü bu Budist pratiğin eninde sonunda gelmemeye çalıştığımız yer özgür olmak. Değil mi? Korku içinde yaşamamak, kontrol etmek isteğinin hayatımızı yönetmemesi. Buna doğru ilerlemeye çalışıyoruz.
Yani eğer dikkat etmezsek, bir bakıma korkularımızla yüzleşmezsek ve barışmazsak, hayattan kaçarak yaşamaya başlayabiliriz. Çünkü hayatımızı küçülten bir şey bence korku. Bu yüzden korkularımızı anlamaya çalışmamız çok önemli. Ama aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Hani bütün korkular kötüdür, işte korkularımızı yenmeliyiz falan, öyle de bir şey yok tabii ki. Yani hatta bazen yararlı ve sağlıklı bir işlevi de var korkunun, bir kere kendimizi korumamızı sağlar. Aynı zamanda mesela sigarayı bırakmaya çalışıyorsak, eğer sigara içtiğimiz zaman içmeye devam edersek, hani hayat kalitemizin düşecek olmasından korkuyorsak, korku bizi motive eden bir şey de olabilir. Hani gerçekten hayatımızı değiştirmek için bazen daha da çok aslında bir bakıma da ihtiyacımız olan bir şey, değil mi? Gerçekten de başımıza gelecekleri bilebilsek biraz daha korku, hani yararlı korkularımızla da yüzleşebilsek, hayatımızı değiştirmemize yardım edebilecek de bir şey aslında. Yani korku tek başına kötü ya da iyi bir şey değil. Korkuyla olan ilişkimiz önemli olan. Korkuyla olan ilişkimizden bahsederken de çeşit çeşit korku olduğunu fark ettim ben bu konuşmayı düşünürken, ne konuşacağımı düşünürken. Birçok korkumuz arzu ve isteklerimizden ve beklentilerimizden kaynaklanıyor, değil mi? Bu dizimde özellikle acı, ızdırap, hani sıkıntı, bunların hepsinin altında yatan nedenlerden bir tanesi bu arzu, istek, istediğimiz, istemediklerimiz, bunlarla olan ilişkimiz. Şimdi bundan örnek vermek gerekirse, bir çeşit korku mesela istediğimiz şeyleri elde edememek korkusu, değil mi? İstediğimiz bir şey var, hani almak istediğimiz, bulmak istediğimiz ya da örnek işte de bir promosyon ya da hani ne bileyim biriyle beraber olmak isteriz ya da tatile gitmek isteriz ya da bir sürü istediğimiz şey var, değil mi? Böyle elde etmek istediğimiz şey var. Bunları elde edememekten korkabiliriz. İstemediğimiz şeylerin başımıza gelmesinden korkarız. Bir de sahip olduğumuz şeyleri kaybetmekten korkarız ya da bizim için önemli olan şeyleri, mesela sevdiğimiz insanları kaybetmekten korkarız ya da bir sürü farklı örnek verebiliriz, değil mi? Kendimiz, bizim için önemli olan şeylerin değişmesinden ve kaybetmekten korkarız. Bunların dışında bir de bilinmeyenden korkarız. Bu da çok çok büyük bir korku aslında. Hatta bu üçünün de altında yatan bir korku diyebiliriz buna. Bilinmeyenden çok korkarız insanoğlu olarak. Bir şeylerin değişmesinden ve bu değişmenin nereye gideceğini bilmemekten korkarız. Bu bizde endişe yaratır. Belki bilmiyorum aranızda bununla böyle bir tecrübesi olan biri var mı, ama diyelim ki bir iştesiniz, işinizi hiç sevmiyorsunuz ve çok mutsuzsunuz, ama başka bir işi arama ya da başka hayatında başka bir şey yapabilme ihtimali o kadar çok belirsizlik ve bilinmeyene yol açacak ki o işte kalmayı tercih ediyorsunuz. Çünkü o bilinmeyenden o kadar, yani bilinmeyenin korkusu, o belirsizlik ve bilinmeyenden korkmak çok çok büyük bir şey gerçekten de. Bizi demin de dediğim gibi kötü bir durumda bile olsak onun dışından çıkamamaya neden olabiliyor. Tamam. Birazcık korkudan bahsettik. Hani çeşit çeşit korkularımız var, ondan bahsettik. Şimdi işte dört tane farklı öneride bulunacağım. Bu Budist öğretilere dayalı dört tane öneride bulunacağım. Bu önerilerden bazıları zaten eğer anladığım kadarıyla başlayacak sunum kurslarına geldiyseniz eminim tanıdık olan şeyler. Biraz bunları korkuyla eşleştireceğim ve birkaç tane fikirden ve hani öneri tavsiyeden bahsedeceğim. Aklınıza yatarsa umarım işinize yarar. Bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu önerileri, tepkilerinizi merak ediyorum gerçekten. Umarım sonunda soru cevapta vaktiniz kalır. Birinci öneri ya da bence çok en önemli şey bu korku ile iletişimimizle ilgili farkındalık. Farkındalık bunun, bu konuda yapabileceğimiz en önemli şey. Hatta Budist pratiğin altında, en hani Budist pratiğin en önemli
öğretilerinden bir tanesi. Çünkü farkında olmadığımız hiçbir şeyi, bir şeyi değiştiremeyiz. O yüzden ilk yapmamız gereken korktuğumuzun farkına varabilmek. Bu aslında düşündüğümüzden daha zor bir şey olabilir bazen. Çünkü korktuğumuzu itiraf edebilmek çok kolay değil. Herkesin çok kolayca yapabileceği bir şey değil. Çünkü altında bir savunmasızlık var, değil mi? Bunu itiraf ediyoruz. Bazı insanlar için belki de bir güçsüzlük belirtisi olabilir ya da utandığımız bir şey olabilir. Ya da o kadar derinlerde bir yerde de ki farkında olma ihtimalimiz bile çok düşüktür, değil mi? Bilmiyorum bunu, sizin böyle bir tecrübeniz oldu mu ama çok kolay bir şey değil korktuğumuzu itiraf edebilmek ya da endişe içinde olduğumuzu itiraf edebilmek. Ya da farkına varmak. Bununla ilgili küçük bir örneğim var kendi hayatımdan. Birkaç, 5 sene önce sanırım bir inzivadaydım. Ve bu inzivada başka bir, yani böyle sadece kadınlara açık bir inzivaydı. Bu inzivada başka birisi vardı, bir arkadaşım. Ama nedense onun yanında hep gerildiğimi fark etmeye başladım. Hani onun olduğu bir odaya girdiğim zaman geriliyordum. Onun karşıdan geldiğini gördüğüm zaman geriliyordum. Hatta o kadar çok geriliyordum ki başka bir yerden mi gitsem diye düşünüyordum. Böyle sürekli bir böyle bir şekilde hissettiğimi fark ettim yanında. Ve bunu bir türlü anlayamıyordum. Çünkü aramızda hiçbir şey geçmedi hani. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bir sorunumuz da yoktu ama bunu bir türlü anlayamıyordum. Ve bu benim kafama çok takıldı. Çünkü ben hani hayatımı şefkatli, yumuşak, böyle sıcak kanlı, anlayışlı bir insan olmaya adamaya çalışıyorum. Ama bir bakımdan da bu insanla neredeyse aynı odada bulunamayacak kadar gergin hissediyorum kendimi. Bunu bir türlü, buna bir anlam veremedim. Bütün inziva boyunca bu hani sonuna doğru neredeyse, sonuna kadar bu aklıma takılan bir şey oldu. Kendi tepkilerim bana yabancı geldi yani. Tam olarak anlayamadığım bir şeydi. Fakat sonra bir gün meditasyonda otururken fark ettim ki ben bu insandan korkuyorum. Bir anda bu böyle bir anda bu anladığım bir şey haline geldi. Dedim ki ya tamam ben bu insandan korkuyorum ve bunu anladıktan sonra kendimle ilgili her şey değişti. Çünkü bu şu demek değil yani hani hiç kimsenin suçu değil bu. Ya da biri yanlış bir şey yaptı demek değil. Ya da hani bu çözümlemem gereken bir şey değil. Bu sadece şu anda böyle. Bunun farkında olabilmek zaten bu durumu değiştiren bir şey. Bir anda her şey açıklığa kavuştu. Ve o anda fark ettim ki gerçekten tamam farkındalık çok önemli ve buna önem vermeye başladım. Yanında gerildiğimi hissettim insanların. Aslında onlardan bağımsız olarak benim içimde bir şey oluşturduğunu ve bunun sorumluluğunu alıp almam gerektiğinin farkına vardım. Bu benim için şöyle bir şey değişti. Gerçekten değiştirdi. İnsanlarla ilişkimi değiştirdi ve kendi açımdan korku ve endişeyle ilişkimi değiştirdi. Bu farkındalık ve bunu hani kabullenip fark etmek ve değiştirmeye çalışmak. Bunların da bir hikayesi, bunların hayatından bir hikaye var korku ve farkındalıkla ilgili. Küçük bir alıntı yapacağım. Biraz çevirdim. Bakalım kulağım nasıl gelecek. Bu da şimdi aydınlanmadan önceki bir hikayesini anlatıyor. Onu dinleyenleri diyor ki ben aydınlanmadan önce korkutucu parklarda, ormanlarda yaşadım. Bazen bir çıtırtı duyardım ya da yabani bir hayvanın sesini duyardım ve korkardım diyor. Sonra aklıma bir düşünce gelirdi. Bu gelen korku mu? Neden korkunun gelmesini bekliyorum? Bu da kendi kendine soruyor. Neden korkunun gelmesini bekliyorum? Bu çok ilginç çünkü neden korkuyorum diye sormuyor. Neden korkunun gelmesini bekliyorum? Çünkü korkunun öyle bir yanı var değil mi? Hani gelen bir şey. Bir anda hani yavaş yavaş ya da bir anda gelen bir şey. İlginç gerçekten de. Sonra devam ediyor. Diyor ki eğer şöyle bir şey denesem olur mu? Hangi hal içinde olursam olayım o halde kalarak korkuyu yatıştırsam, azalsam, yumuşatsam. Eğer yürürken korkunun geldiğini hissediyorsam, korku yatışmaya başlayana kadar yürümeye devam etsem. Otururken korkunun geldiğini hissediyorsam, korku yatışana kadar oturmaya devam etsem. Ayakta dururken geldiğini hissediyorsam, korku yatışana kadar ayakta durmaya devam etsem. Şimdi bu çok ilginç. İki nedenden ötürü. Birincisi, bu bize şeyi gösteriyor. Buda'nın da hani aydınlanmadan önce
kendi kendini düşünüp farklı şeyler denediğini gösteriyor. Bu da hepimizin yapması gereken bir şey. Hani bir sorun vardı değil mi? Korku. Bu da diyor ki kendi kendine, tamam bununla nasıl baş edebilirim? Böyle bir şey deneyeyim diyor. Ve kendi kendine bunu deneyerek işe yarayan şeyi fark ediyor ve bununla devam ediyor. Budist pratik böyle bir şey. Yani bunu hani gerçekten hepimizin yapması gereken şey bu. Bu önerileri, tavsiyeleri denememiz. Bu birincisi bununla ilgili benim için ilginç olan. İkincisi de öğretinin özü. Yani korku geldiği zaman, korktuğumuzu hissettiğimiz zaman onu çözümlemeye çalışmadan önce ne yapıyorsak yaptığımıza devam edebilmemiz. Yani oturuyorsak oturmaya devam edebilmemiz, yürüyorsak yürümeye devam edebilmemiz. Bu çok ilginç bir deney olabilir. Size de bir öneri olarak sunuyorum. Bakalım bir dahaki endişe ya da korku hissettiğiniz zaman onun farkındalığıyla belki bunu deneyebilirsiniz. Korkunun kendisinin farkında olduğumuz kadar bize korkuya yol açan şeylerin de farkında olmamız lazım. Mesela saatlerce haber okuyorsak ve okuduktan sonra günün geri kalanı korku, endişe ve stres içerisinde geçiyorsa, o zaman haber okumamamız lazım. Değil mi? Ya da daha az haber okumamız lazım. Yani bunun da sorumluluğunu almamız lazım. Bu farkındalıkla gelen bir sorumluluk var aslında. Ya da mesela Facebook'ta çok uzun zaman geçirdikten sonra eğer kendimizi karşılaştırıyorsak insanlarla ya da bizi negatif bir düşünce haline sokuyorsa bunu yapmamamız lazım. Benim için mesela korkutucu bir film izleme gibi bir öyle bir niyetim hiçbir zaman yok. Hiç öyle bir isteğim. Çünkü biliyorum eğer ben bir korku filmi izlersem o akşam uyuma ihtimalim çok düşük. O yüzden bunların farkına vardığımız zaman, bizi korkutan şeylerin farkına vardığımız zaman da korkuyla ilişkimizi değiştirebiliriz. Aynı zamanda bize güven veren şeylerin de farkına varıp onlara yönelmemiz lazım. Mesela bu doğada yürüyüşe çıkmaksa ya da kedimiz köpeğimizle vakit geçirmekse ya da sanatla uğraşmaksa bunların da farkına varıp bunun da sorumluluğunu alıp hayatımıza bunlar için vakit ayırmamız lazım gerçekten de. Farkındalık bunu da getiriyor. Farkındalık sadece şu anın farkındalığı çok önemli ama aynı zamanda hayatımızda yaşadığımız, iletişime geçtiğimiz şeylerin etkisinin de farkındalığı ve buna yönelik seçimlerde bulunmamızı sağlıyor farkındalık. Beklentiyle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Çok küçük bir şey. Tam olarak korkuyla alakalı değil ama birçok korkumuz beklentilerle alakalı değil mi? Hayal kuruyoruz. Ya geleceğin harika olacağını düşünüyoruz. Hani böyle hayaller, fantaziler ya da çok kötü olacağını düşünüyoruz değil mi? Ve bu çok ilginç. Bu hayal gücümüzün şu andaki halimiz üzerinde bir etkisi var. Direkt bir etkisi var değil mi? Halbuki aslında bunların hiçbiri olmadı. Fakat hayal gücümüzde yaşayıp bunun halini hissedebiliyoruz üstümüzde. Bu beklentiler içerisinde yaşadığımız zaman şu andan çalmış oluyoruz birazcık. Buna azıcık küçük bir şekilde değinmek istiyorum. Korkuyla tam alakalı değil ama bu benim son günlerde özellikle dikkatimi çeken bir şey. İlkenin de dediği gibi benim şu anda 3 aylık bir inzivanın içerisinde olmam gerekiyordu. Şu an böyle onun ikinci haftası falan, hiç böyle iş, güç, ev, hiçbir şey düşünmediğim böyle bir şey hayal etmiştim ben. birkaç ay öncesine kadar. Ve birkaç gün önce bunun olmayacağını sonunda anladım. Bir anda böyle bir gün uyandım dedim ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam buradayım, şimdi her şey, hayat devam ediyor. Ve bu çok zor geldi bana bir anda. Bunu ve anlayamadım neden ben bu kadar zorlanıyorum bunu anlamakta falan. Daha sonra şeyi fark ettim. İşte bu beklentilerin içine düştüğün zaman ya da geleceğin bir şekilde olmasını istediğin zaman şu anın potansiyelinden uzaklaşıyorsun. Bu ya şu andan çalmış oluyorsun aslında yani. Hani o düşüncelerin içinde ne kadar çok vakit geçirirsem aslında şu anın güzelliğinin farkına varamamış oluyorum. Bu benim için çok ilginç bir, bunu anlamak çok ilginçti gerçekten ve şimdi buna dikkat ediyorum. Korkuyla da alakalı bu. Beklentilerimize dikkat edelim. Çünkü gerçekten şu andan çalıyor ve şu anın potansiyeline erişmesine izin vermiyor. Şu an çünkü sürekli değişim içerisinde ve ne olacağını bilmiyoruz aslında ve bu çok da güzel bir şey bir bakıma. Buna izin verebilirsek. Tamam. Bu birinci söylemek istediğim şey farkındalığın önemi. İkinci söylemek istediğim şey noktada
kendimize başka insanlara karşı sevgi ve şefkat dolu bir yaklaşım geliştirebilmek. Biraz uzun bir başlık ama meta'dan bahsetmeye çalışıyorum da sanırım bazı içiniz başlayacak sonra meta kursuna gitmiş olabilirsiniz. Sevgi, şefkat, farkındalığı ya da yaklaşımı. O farkındalığı destekleyen ikinci prensip de bu meta. Çünkü eğer bu farkındalığı yarattığımız zaman, diyelim ki korktuğumuzu fark ettik. Eğer kendimize ilişkimiz çok hani kendimizi yargılar ya da hani kendimizden mutlu değilsek, kendimize ilişkimizde bunun cevabımız ne olacak? Diyelim ki korktuğumuzu fark ettik. Korktuğumuzu anladığımız zaman kendimizi cezalandırıyorsak ya da niye korkuyoruz ki, korkmamalıyız. Eğer yeterince cesur olsaydım bunu yapabilirdim, işte yapamadım zaten falan filan gibi bir kendimize böyle konuşuyorsak bunun hiçbir faydası olmayacak. Uzun vadede bu faydalı bir ilişki değil, bunu değiştirmemiz lazım. Bir şekilde kendimize sevgi dolu ve şefkat dolu bir iletişim içerisine girmeyi öğrenmemiz lazım gerçekten de. Çünkü kendimizi cezalandırırsak sürekli korktuğumuzun farkına vardığımız zaman hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu hatta daha da kendini cezalandırma konusunda bu konuda iyileşeceğiz yani. Bunu çok iyi yapabilen bir insan olacağız ama korkuyla ilişkimizi değiştiren bir şey değil bu. Benim için bugünlerde hani kendime sevgi ve şefkatle ilgili yaptığım pratiklerden bir tanesi bedensel farkındalıkla ilgili. Küçük birkaç bir şey öğrendim. Bunları yapıyorum arada. Hani kendimi güvende, daha fazla güvende hissetmek istediğim zaman mesela. Özellikle de bu aralar sürekli kameraya ve Zoom toplantıları, laptopa baktığım için işime yarayan bir şey. Arada böyle döndürüp odanın içine bakıyorum. Odanın içinde bakarak kendi bedenime şu sinyali veriyorum. Tamam, ben şu anda güvendeyim. Yani etrafımda şu anda beni, bilmiyorum, siz de deneyebilirsiniz yani. Şu anda odanın içinde beni tehdit eden hiçbir şey yok. Ve şu an güvenli bir yer içerisinde oturuyorum. Bunu düşünmeme gerek yok. Bunu düşünerek yaptığım bir şey değil bu yani. Sadece kafamı şöyle döndürerek, arada etrafa bakarak kendi kendime bu sinyali, bedenime bu sinyali vermiş oluyorum. Ve bu ilginç bir şekilde işe yarıyor. Ya da üstümüze ağır bir şeyler koyduğumuz zaman, diyelim ki ağır bir battaniye ya da ağır bir yastık, bunun getirdiği bir güven duygusu var. Çünkü vücudumuzu hissediyoruz değil mi? Vücudumuzu hissettiğimiz zaman, yer çekimini hissettiğimiz zaman onun da getirdiği bir ağırlık ve bir güvenlik hissi var. Ya da bir sürü nefes egzersizi var. Nefesimize odaklandığımız zaman, özellikle de nefes verirken, verdiğimiz nefese odaklandığımız zaman bunun da büyük bir faydası var. Bu kendimizi güvende ve daha az korku ve endişe dolu hissetmemizi sağlaması açısından. O yüzden tavsiye ederim bunları. Soğuk duş da çok işe yarıyor. Çok kullanışlı bir şey değil, biraz şey. Biraz zor ve çok keyifli bir şey değil ama işe yarayan bir, o da işe yarayan stratejilerden bir tanesi. Özellikle siz yaza girdiğiniz için. Burada biraz daha zor, kışa geldiğimiz için ama o da işe yarayan şeylerden bir tanesi. Çünkü bizi kafamızın içinden dışarı çıkarıyor değil mi? Vücut farkındalığı sağlıyor. Ve bunun da çok çabuk ve etkili bir yöntem. Önemli olan bizim için işe yarayan şeyleri bulmamız. Bunları bulmamız ve bunları zaman ayırmamız ve bunları uygulamamız. Yani bunun farkında olmamız. Bu çok çok önemli gerçekten. Çünkü hepimiz için farklı olacak bu. Bu öneriler ve tavsiyeler ve tiyolar hiç kendimiz için anlamlı bir hale getirmemiz lazım bunları. O yüzden birazcık düşünmemiz ve denememiz lazım. Bir de sabırlı olmamız lazım. Hani korkularımızla yüzleşmek istiyoruz. Tamam, barışmak istiyoruz ama bazen bunlar, bazı korkularımız özellikle de zaman alacak ve bu çok normal bir şey. O yüzden birazcık kendimizle ilgili biraz daha sabırlı olmamız lazım gerçekten de. Düşündüp hani anladığımız bir şey duygusal olarak aynı derecede yoğun hissetmiyor olabiliriz. Düşüncelerimizle duygularımızın bir araya gelebilmesi için birazcık kendimize zaman vermemiz gerekebilir bazı endişe ve korkularımızla ilgili. Son söylemek istediğim şey de bu konuyla ilgili. İşimize yarayabilir. Hani herhangi bir anda, diyelim ki şu an korku ve endişe içerisindeyiz ya da ileride bir saat sonra ya da yarın, aklımıza şunu getirebiliriz. Dünyanın bir her tarafında, eminim bize yakın ya da uzak, başka yerlerde de şu anda aynı şekilde hisseden bir sürü insan var. Yani düşünemeyeceğimiz kadar çok insan var. Bunun getirdiği de bir
bunun getirdiği de bunun pozitif bir etkisi var bence. Hani kendi hiçbirimizin yalnız olmadığını, hepimizin insan olarak aslında bir şeyleri paylaştığımızın farkına varmak da aslında insanı bir güven ya da bir hani başkalarıyla bir beraberlik hissi getirebilir. Bunu da arada deneyebilirsiniz. Benim de hoşuma giden bir pratik bu. Hatta bunun kendi başına bir meditasyon pratiği var arada yaptığım. Farklı insanların da hani hiçbirimiz korku ve endişe ve stres hissetme halinde aslında yalnız değiliz. Yani şu anda bile dünyanın üzerinde bir sürü insan aynı şekilde hissediyor. Bu koronanın da getirdiği öğretilerden bir tanesi bu. Gerçekten de hani ne kadar birbirimize benzer olduğumuzu hatırlatan şeylerden bir tanesi bence bu. Üçüncü nokta, arkadaşlıklarımıza önem vermek. Şimdi farkındalıktan bahsettik, metadan bahsettik. Yani sevgi ve şefkatin önemi. Üçüncü söylemek istediğim şey de arkadaşlıklarımızın önemi. Özellikle de endişe seviyesi daha düşük olan insanlarla ilişkimizin önemi. Bu çok çok önemli. Eğer hayatınızdaki herkes endişeli ve korku içerisinde ise çoğu zaman endişesiz ve korkusuz yaşayabilmek çok zor. Çünkü bu birbirimizi etkiliyoruz değil mi? Bu herkesin endişe seviyesi birbirini etkileyebilir. O yüzden hayatımızda bizden daha az endişeli ya da korkulu ya da stresli insanların olmasını sağlamalıyız. Buna önem vermeliyiz yani bir şekilde. Bu çok önemli. Özellikle diyelim ki işte bu Budist pratiğiyle, meditasyon pratiğiyle hani daha ileride olan insanların ya da bizim için hani bizden daha ileride bir şeyleri daha iyi anlamış olduğunu düşündüğümüz, illa Budist olması gerekmiyor bu insanların, daha gelişmiş olduğunu düşündüğümüz insanların da iletişimimizi güçlendirmemiz çok önemli. Özellikle endişe ve korkuyla ilgili çok sorun yaşıyorsak. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir anımı paylaşayım sizinle. İlk meditasyon inzivamdı sanırım. Avustralya'da. 2 haftalık bir inzivaydı ve inzivanın 2. 3. günden sonra inanılmaz güzel geçmeye başladı benim için günler. Çünkü sonunda kafamdaki düşünceler azalmaya başladı. Kendimde böyle daha önce hissetmediğim bir huzur hissetmeye başladım. Dünya daha güzel gelmeye başladı bana ve çok çok güzel bir vakit geçirdim orada 2 hafta. İntivamın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İşte işe geri döneceğim, okul falan, bir sürü bir şeyler. Bir anda içime bir korku ve endişe kapladı. Çünkü şeyi fark ettim, ne kadar hani rahatlamış ve mutlu olduğumu fark ettim ve bir anda bunun hani hepsinin elimden kaçıp gideceğini düşündüm ve şey gibi korkular kapladı içime. İşte yine koşulları bir daha bulabilecek miyim? Bir daha böyle bir yere gelebilecek miyim falan filan. Bayağı endişeliydim o son günlerine doğru. O zamanla geçiyor. Yani 2., 3., 4. inzivada bu duygular bu kadar çok yoğun karşılaşılan bir şey değil ama ilk inzivada hatırlıyorum bunu. Sonra orada Çiri Papa diye bir başka bir ordine olmuş bir kadın vardı. Daha sonra beni geçen ay ordine eden bir insan, aynı zamanda benim için çok önemli birisi. Ama onunla ilk defa tanışıyorduk orada. Fakat bütün inziva boyunca ne kadar rahat ve böyle ya benden çok daha az geldim ve benden çok daha az stresli olduğunu gözlemleyebiliyordum onu. Mesela yemek yerken sadece yemek yiyor. Biriyle konuşurken sadece onunla konuşuyor. Böyle bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalışmıyor. Bunu fark ettim. Ve de yanında meditasyon yaparken de şeyi işte bu garip bir şekilde bu hissedilebilen bir şey. Bilmiyorum sizin de var mı hayatınızda öyle insanlar. Gergin olmadığını bildiğiniz insan, bir insan yani. Onunla yürüyüşe çıktık. Ben ona anlatıyordum böyle endişeliyim, korkuluyum, ne yapacağım falan. Sonra alıp durdum ve dedim ki her şey yoluna girecek mi? Her şey iyi olacak mı dedim. Bayağı bir büyük bir soru. Evet dedi. Bana baktı, dedi ki evet her şey yoluna girecek dedi. Ve inandım ona. İnandım gerçekten de. Dedim ki tamam doğru, her şey yoluna girecek dedim. Çok garip bir şey bu. Hani hiçbir şeyi çözümlemem gerekmedi, düşünmem gerekmedi ama onun o inandığı için ve bildiği için bunu ben de inandım. Bunu arada düşünürüm böyle. Her şey yoluna girecek mi? Evet, her şey yoluna girecek. Tamam. Her şey hayırlısı, her şeyin hayırlısı, her şey olacağına varır falan gibi. Her şey olacağına varır o kadar yakın değil ama her şey yoluna girecek mentalitesi bu yani. Ama bunu hani başka insanlardan duymamızın önemi çok, ama aynı zamanda bunu da bizim başka insanlara da verebilmemiz lazım. Bu da çok önemli bir şey.
Bizim de iyi arkadaş olmamız lazım. Budist öğretilere göre bir insanın verebileceği üç tane büyük hediye var başkalarına. Bir tanesi maddi hediyeler ya maddi yardımda bulunmak çok önemli. Bunu yapmamız lazım çünkü daha cömert bir insan olmaya çalışıyoruz. Bir tanesi hakikat öğretilerini paylaşmak. Bu bir insanın verebileceği en büyük hediye. Yani hani Budist öğretiler ya da hayatını gerçekten değiştirebileceğin, senin hayatını değiştirmiş şeyleri başka insanlarla paylaşabilmek. Bir tanesi de korkusuzluk hediyesi. Bunu ilk duyduğumda zannettim ki hani aklıma gelen bu herhalde şey demek, tamam insanları cesaretlendir, arkadaşlarına destek ol, korkuluyorlarsa korkularıyla yüzleşmelerine yardım et falan filan gibi bir şey olduğunu düşündüm. Bu tabii çok önemli ama sonra başka bir yorumunu daha dinledim. Bu yoruma göre de bu çok hoşuma giden bir şey. İnsanların senin yanına geldikleri zaman korku hissetmemeleri hediyesini vermek. Yani mesela güvenilir bir insan olmak, insanların seni rahatça arayabilmesini sağlamak, senin yanında oturdukları zaman böyle bir gergin hissetmemeleri, senin onları yargılamayacağını bilmeleri, böyle bir insan olmak. Bu verebileceğin en büyük hediyelerden bir tanesi. Ve bunu ben çok sık düşünüyorum gerçekten. Böyle bir insan olabilir miyim? Hani İnsanların zora düştüğü zaman aramak isteyebileceği ya da yanımda rahat hissedebileceği ya da hani güvenebileceği, güvenilir bir insan olabilmek verebileceğimiz en büyük hediyelerden bir tanesi. Güvenirlik hediyesi. Evet, hayatınızda böyle insanlar var mı? Umarım vardır ve umarım hepimiz daha çok daha güvenilir insanlar olabilme konusunda umarım ben kendi açımdan söylüyorum. Umarım siz de bir sürü uzun yol kat ederiz diye umuyorum. Tamam. Biz ne kadar çok kendimiz gibi olursak zaten o kadar bu güvenilir konusunda da yol kat ediyoruz zaten. Hani dürüst olursak, insanları yargılamazsak, işte mış gibi yapmazsak insanlar daha da yanımızda rahat hissediyor. Yani bu dispatin bir amacı da daha çok kendin gibi olabilmek. Bu da çok ilginç bir kavram. Bununla ilgili de belki ileride bir konuşma yaparız ya da bir söyleşi. Çünkü bunun içinde de birçok şey var değil mi? Kendimiz gibi olabilmek. Ne demek? Bu da üzerinde düşünebileceğimiz bir şey. Son olarak hakkında konuşmak istediğim öneri, tavsiye de sağlam ve içten bir inanç geliştirebilmek. Şimdi bu ne demek? Güvenebileceğimiz şeylerin farkına varabilmek ve bunları güvenmek. Bu çok çok önemli. Yani hepimizin aslında yapması gereken şeylerden biri bu bence. Hayatta neye güvenebiliriz, neye inanabiliriz? Bunu bilebilmemiz lazım. Birazcık bunun hakkında düşünmemiz ve gerçekten hani hayatımızı neye adayabileceğimizi bilebilmemiz lazım. Bir noktadan sonra cesur olmaya çalışmaktansa kendimize güvenebilmeye geçebilmemiz lazım. Benim için bu ne demek? Neye güvenebilirim? Mesela bu işte öğretilere güvenebilirim. Kendi deneyimlerime dayanarak ve benden ileride olduğunu bildiğim insanların deneyimlerine dayanarak. Mesela karma öğretisi. Karma öğretisi ne demek? Bu tabii çok büyük bir konu ama karma hareket demek değil mi? Ya da bir hani bir şey yapmak fiili var içinde. Karma şey demek değil hani popüler kültürde böyle bir anlamı var işte herkesin başına kötü bir şey yaparsan senin başına da kötü bir şey gelecek falan filan böyle bir anlayışımız var değil mi genel olarak karma ile ilgili ama aslında karmanın korkutucu işi şu hani korku da gelecekle ilgili ya gelecekte başıma gelecek şeylerle ilgili hiçbir şey yapamam ama şu anda yaptığım her şey benim geleceğimi etkiliyor. Yani benim geleceğimin de başıma gelecek şeylerle ilgili yapabileceğim tek bir şey varsa o da şu anda düşündüğüm, hissettiğim, yaptığım şeyler. Bu karma öğretisinin bir sonucu bu ya. Gerçekten karma öğretisine güvenebilirsem ve bunu hani gerçekten anladıysam zaten hayatımı buna göre yaşayabilirim ve buna güvenebilirim ve geleceği düşünmeme gerek kalmaz. İçimde bir endişe ve korku ve stres olmasına gerek kalmaz çünkü hani buna güvenebilirim. Hani şu anda farkındalık üzerine çalışıyorsam, şu anda daha dürüst olmaya çalışıyorsam, daha cana yakın bir insan olmaya çalışıyorsam o zaman zaten gelecek kendi kendine olup bitecek. Ya o konuda endişe etmeme gerek yok yani. Bunun gibi bir sürü öğreti var. Bunlar daha çok bunları anladıkça, daha çok pratik ettikçe neye güvenebileceğim konusunda bir açıklık getiriyor bana.
Ve bu hayatı kolaylaştırıyor, bu stresi azaltıyor, bu korkuyu azaltıyor. Çünkü eninde sonunda geleceği kontrol edemiyoruz gerçekten de. Gelecekle ilgili yapabileceğimiz tek şey şu anı, şu anın içinde olabilmek. Şu anki eylemlerimizi, davranışlarımızı değiştirmek. Sorumluluğumuzu, yaptığımız şeylerin, düşündüğümüz şeylerin, hissettiğimiz şeylerin sorumluluğunu alabilmek. İnsanlarla ilişkilerimizi derinleştirebilmek. Bir sürü şey var yapabileceğimiz şey şu anda. Ama gelecekle ilgili hiçbir şey yapamayız. Buna güvenebilirsek zaten stres ve endişe hayatımızdan çıkabilir. Yani eninde sonunda her şeyin gelip geçici olduğunu da hatırlamamız lazım. Bu gerçekten bu da çok önemli. Bir de elimizden gelenin en iyisini yapıyor muyuz? Yapıyorsak kendimize güvenebiliriz. Kendimize güvenebilirsek de birazcık rahat derin bir nefes alıp tamam ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum deyip biraz da belki de rahatlamamıza yardımcı olabilir. En son bir örnek vermek istiyorum. Sanger Akşay ile ilgili. Örnekte de duyduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. Daha sonra da bitireceğim bu konuşmamı. Sanger Akşay da bizim bu Triratna Budist birliğini başlatan kişi. 2 sene önce öldü. Ölmeden önce kendi evinde arkadaşıyla bir arasında geçen bir konuşmadan bahsedeceğim. İşte Sanger Akşay evinde, bu Adistana'da, Adistana bir büyük bir inziva merkezi İngiltere'de. Biraz hasta, doktor geliyor ve diyor ki işte sizi hastaneye götüreceğiz, zatürre oldunuz. İşte artık hani hastaneye gelmemiz lazım. Sanger Akşay da diyor ki, sizce hastaneden buraya geri gelme ihtimalim var mı, eve dönme ihtimalim var mı? Yani yoksa hani gidiş o gidiş mi diyor. Doktor da diyor ki aslında size bunu söylememem lazım ama büyük ihtimalle geri gelmeyeceksiniz hastaneden diyor. Sanger Akşay duruyor ve diyor ki arkadaşına dönüyor ve diyor ki tamam o zaman benim kitaplarımı kütüphaneye geri götürmeyi unutma olur mu diyor. Hani bu aklına gelen ilk en büyük sorun bu. bunu arada hatırlıyorum ve çok hoşuma gidiyor bu. Çünkü bu gerçekten hani umarım ben de böyle bir noktada olurum ölmeye yakın. Yani en büyük sorunum kütüphanedeki kitaplarımı, kütüphaneden aldığım kitapları geri götürür müsün? Yani bu hani bir bakıma endişe ve korkuyla yüzleşmiş bir insanın söyleyebileceği bir şey bence. Ve hani gerçekten yapılması gerekeni yapmış, kendine güvenli ve gelecekle ilgili endişe hissetmeyen ya da bir şekilde bunları çözümlemiş birinin söyleyebileceği bir şey gibi geldi bana ve bunu duyduğum zaman çok hoşuma gitti. Çünkü böyle hafif bir şey de var içinde değil mi? Neşeli böyle neredeyse hani bir komik bir yanı bile var diyebilirim. Birazcık da bu da önemli korkuyla ilgili. Kendimizi çok da ciddiye almamamız lazım. Birazcık da hoşumuza giden şeylere vakit ayırıp aslında her şeyin kontrolümüz içinde olmadığı ve her şeyin gelip geçici olduğunu hatırlamamız lazım. Kendimize birazcık güvenmemiz lazım. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Barış Çaksa'ya bırakıyorum şimdi. Teşekkürler.